Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hukuk için kaç net yapmalıyım sorusunun cevabı peşine düşeceğiz. Hemen bakalım. Hukuk için TM'den eşit ağırlık bölümünden ilk 125 bine girmeniz gerekiyor. İlk 125.000 bizim için önemli. 125.000 birinci olursanız sistem size hukukla ilgili hiçbir bölümü açmıyor ve tercih yapamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. İlk 125.000'e gireceğiz. Peki hukukun kontenjanı kaç? Hukukun kontenjanı 16.097. 16.097 kişi hukuk fakülteli olacak. 2020 verilerine göre. Şimdi bakalım 2020'de ilk bin için kaç net ve sıralama yapılıyor? Ona bakalım. İlk bine girmek için sevgili arkadaşlar hemen bakalım. TYT'den 92 nete ulaşmanız lazım. AYT'den ise 69 neti görmeniz gerekiyor. İlk 5000 için ise 77 TYT'den 60 AYT'den net yapmanız lazım. 10.000'e baktığımızda 75 TYT, 57 ise ayete neti görmeniz gerekiyor. 15.000 dersek 71 ve 55 olması lazım netlerinizin toplamı. İlk 20.000 için 71 TYT'den 54'te AYT'den net yapmalısınız. 61 ve 47 net de ilk 56.000'e girmek için sevgili arkadaşlar. 76.000'e girmek için ise 60 TYT'den 44 ise AYT'den Net yapmalısınız. İlk 100 bin için en az 56 net sizi bekliyor ve 43 net de ayet eden mutlaka ama mutlaka yapmalısınız. Sevgili arkadaşlar ilk 4000'e girecek arkadaşlar hangi üniversiteleri seçebilir? Onları 2020 bölümüne göre e, hepsini buraya almaya çalıştım. Aradan seçerek aldım. Üniversiteleri yani en çok tercih ettiğiniz üniversiteleri seçmeye çalıştım. Galatasaray Üniversitesi'ne baktığımızda ki en çok en fazla istenen e, üniversite 25 kontenjanı var. 98 yani ilk 100'ün içinde olmanız gerekiyor Galatasaray Üniversitesi'ni kazanabilmeniz için. Koç Üniversitesi ikinci sırada geliyor. O da burslu olarak kazanmanız için ise ilk 240'ın arasında olmalısınız. Bilkent'e baktığımızda onu da burslu kazanmak için sizlerin 305. sırada olmanız gerekiyor en az. Evet İstanbul Üniversitesi'ne baktığımızda Hamburg Üniversitesi ile ortaklaşa 462 arasında olmanız lazım İlk 500'ün içinde mutlaka olmalısınız yeditepe üniversitesi burslu kazanmak için ise 9-16 sıraya kadar e, mutlaka olmalısınız koç üniversitesi %50 burslu kazanarak ben gitmek istiyorum diyorsanız ilk binin içinde mutlaka mı? mutlaka olmalısınız ama unutmayalım kontenjanı sadece 4 kişi Ankara Üniversitesi yine öğrencilerimizin çok fazla tercih ettiği, hocam kazanmak istiyorum Ankara Üniversitesi'nin dediği yer 550 tane öğrenci alıyor. Ee, i̇lk 3500 arasında mutlaka ama mutlaka olmalısınız. İstanbul Üniversitesi de yine çok tercih edilen bir üniversite ee, onun için de 3978. Sıra başarı sıralamasına ulaşmanız gerekiyor. Şimdi ise 4000 ile 28000 arasındaki üniversitelere bakalım e, neler yazabiliriz. Hacettepe, Devlet Üniversitesi Hacettepe yazmak istediğimiz hukuk bölümünde 4800. 801. mutlaka olmalıyız. Marmara hukuku kazanmak için ise mutlaka ilk 6000 arasında olmalıyız. 9 Eylül Üniversitesi'ne İzmir'e doğru bir gidelim. Evet, 9 Eylül Üniversitesi hukuk kazanmak için ise sevgili arkadaşlar 9577 olmalısınız. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bakalım burslu kazanmak için, ücretsiz kazanmak için ilk 11 bin içinde olmalısınız. Biraz şöyle e, Orta Anadolu'ya doğru gidelim. Konya Selçuk Üniversitesi'ne baktığımızda ise 260 kontenjanı olan bu bölümü 13.734. sıra ile girebilirsiniz. Şimdi Adana'ya doğru biraz Akdeniz'e doğru gidelim. Adana Hukuk Çukurova Üniversitesi hukuka baktığımızda 18.067. olmalısınız en az. Okan Üniversitesi'nin İstanbul'daki Okan Üniversitesi'nin burslu kazanmak için ise 19.969. olmanız gerekiyor. Yine burslu kazanabileceğiniz üniversitelerden biri Hasan Kalyoncu onun için ise 28.942. olmalısınız. Evet şimdi 46.000 ile 123.000 arasındaki başarı sıralaması olan üniversitelerden bazılarını size göstereceğim. Başkent Üniversitesi'ni kazanmak için yüzde %25 indirimli kazanmak için ise 46.000 bin 466. olmanız gerekiyor. Yine burslu kazanacağınız e, üniversitelerden bir tanesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara'daki 47.797. olmanız gerekiyor. Yaşar Üniversitesi'ni %25 indirimlik kazanmak isterseniz 61.897. olmanız gerekiyor. Yine İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bakalım %50 burslu kazanmak istiyorsanız 83.87. olmanız gerekiyor. Yine %50 burslu e, indirimli e, üniversitelerden MEF Üniversitesi İstanbul'daki 113.199. olursanız e, arkadaşlar bu üniversiteyi kazanabilirsiniz. Kıbrıs'a bakalım %50 indirimli yakın doğu üniversitesi için ise 123.975. olmanız lazım. Biliyorsunuz %125.000. olmanız gerekiyor en az. Ben e, şöyle yaptım son. 6 tane üniversite en sonuncu 6 tane üniversite aldım 125 bin yani en son puan skalasına geldiğinizde hangi üniversiteleri kazanabilirsiniz 2020'ye göre hukuk bölümüne göre tabii ki eşit ağırlıklı eşit ağırlık bölümünden bahsediyoruz Kadir Has Üniversitesi'nin %50 indirimli kazanabilirsiniz 124.792 olursanız Bahçeşehir Üniversitesi'ne bakalım %25 indirimli kazanmak istediğinizde 124.859. olmalısınız. Girne, Kıbrıs'taki Girne Üniversitesi'nin %50 bursla kazanmak istediğinizde ise yine 124.948 olmanız gerekiyor. Evet Ufuk Üniversitesi Ankara'daki Uf Uf Ufuk Üniversitesi için ise %25 burslu indirimli kazanmak için 124.984. olmanız gerekiyor. Hasan Kalyoncu ve Yaşar Üniversitesi'nde tabii ki ücretli bunlar vakıf üniversitesi olduğu için mecburen ücretli ücretli olarak bakın biri İzmir'de biri Antep'te 125 binde kapatmış bu bölümler kontenjanlarda gayet iyi girilebilir. Tabi bunun için para gerekiyor paranız varsa bu bölümleri bu güzel üniversiteleri kazanabilirsiniz. Şimdi bunlar için kaç net yapmak gerekiyor hemen arama motoruna giriyorum. Arama motorundan gök atlas net sihirbazı yazıyorum ben daha önce yazdığım için çıktı. Evet ilk kere tıklıyorsunuz. Evet karşınıza böyle bir ekran çıktı. Buraya hukuk yazıyoruz. Tıkladım hukuk yazısına ve verilerim geldi. Sevgili arkadaşlar. Ne iş yarıyor bu YÖK Atlas net sihirbazı? en son kişi yani üniversite sınavı yerleştirmesine göre en son kişi kaç net yapmış onları göreceksiniz. Bu size çok önemli ipuçları verecek. çalışmalarınız ona göre hızlandırmanızı sağlayacak. Hukuk bölümünü seçmek isteyen eşit ağırlık öğrencileri sevgili arkadaşlar ee, rakibiniz sadece TM öğrencileri değil bunu net söyleyebilirim. Bakın TYT fenlere şöyle bakar mısınız? Yani buradan şu sonucu çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Söz kelime, 20 tane fen sorusu var TYT'den. Bu arkadaşların sayısalcı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda sizin rakibinizin sayısalcılar olduğunu unutmayın. Bakın aşağı doğru indiğimizde hani evet şu arkadaş dokunmamış e, muhtemelen bu e, TM öğrencisi. Ama şöyle baktığımızda yani sayısalcı arkadaşlarında 11 buçuk net yapmış. E Tuku seçtiğini, popüler bir bölüm olduğu için seçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bakalım Galatasaray Üniversitesi'ne 25 kişi alıyor ve ilk 98'de olmanız lazım. Bunu göstermiştik. Bakın neler yapmışlar. Tabi ilk yüze girmek için epey yüksek yapmanız lazım. Bu da onun kanıtı. Baktığımızda hemen hemen hepsinin tam olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha aşağılara bakalım. Şöyle bakalım. Mesela İstanbul Üniversitesi ya da Ankara Üniversitesi diyelim. Türkçe'den 31.3 net yapmış. E, tyt Sosyal'den 17,8, TET Matematik'ten 34, FEN'den yine bu arkadaş sayısı alıcı olsa gerek 15 net yapmış. Matematik'ten 36,3. Bakın matematik netlerinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. E, peki e, edebiyattan ne yapmış? Edebiyattan düşük yapmış. Yani bu arkadaş matematik çok kuvvetli olduğu için Burada edebiyattan az yapmaksa onda bir sorun teşkil etmemiş. Bu çok önemli. Yani güçlü yanlarınızı bileceksiniz arkadaşlar. Yani matematiğiniz güçlüyse hani diğerlerinde bazı mesela burada edebiyatta az yapsanız onu tolere edebilirsiniz. Ama matematiğiniz söz gelimi düşük TYT ve AYT için 20 skalasında geziniyorsanız mutlaka ya da mutlaka diğer bölümlerin çok iyi olması lazım. Böyle bir denge var. Tek tek siz kendiniz incelediğinizde bunu yine göreceksiniz. Şöyle netlere baktığımızda iyi üniversitelerde e, Türkçe için TYT Türkçe için 30'un altına çok düşülmediğini, en kötü ihtimalle 30 civarında dolaşıldığını göreceksiniz. Yine matematiklere baktığımızda 28, 20, 34. Şöyle bakıyoruz. Yine matematiğin de TYT matematiğin de iyi olduğunu görüyoruz. E, AYT matematiğin de çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani iyi üniversite için bahsediyorum. Yukarıda Iı, kalan yani puanları yüksek olan üniversiteler için ee, yine eğer sayısalımız kuvvetliyse yani matematik fen vesaire onlar kuvvetli ise e, belki edebiyattan biraz düşük yapma e, şansınız olabilir. E, şimdi bakıyoruz e, evet 3.8 yapan da var edebiyattan yine daha düşük yapandır ama unutmayın düşük yapmış ama matematiklerine bakın AYT matematik marmara üniversitesini kazanan son arkadaş 2019 verilerine göre 30,5 AYT matematik yapmış 29'da TYT matematik yapmış, fen de yapmış. Şimdi bunları hesap ettiğinizde Türkçesi de 27,5'muş. Yani tabii ki kazanması gayet normal. Güçlü yanlarınızı bileceksiniz. Şöyle biraz aşağılara inelim. Şöyle aşağılarda mesela Doğuş Üniversitesi'ne bakalım bursluya. Türkçeden 28 neti var. Sosyalden 13,5, e, matematikten 23,8 Yine AYT matematikten 23.5. Şimdi ortalama matematiz ortalama bir oransa mutlaka AYT'nizin çok iyi olması lazım. Bakın edebiyattan 20.8 net yapmış. Coğrafyadan 5 net. Tarihten ise biraz tarihe düşmüş ama yine de edebiyattan kurtarmış arkadaşlar. Yani bir şeyleriz sizin mutlaka çok iyi olması lazım. Özellikle matematiğiniz ve Türkçeniz çok iyiyse, iyi seviyelerde ise AYT'den biraz düşük yapmanız sizi kurtarabilir. Yine hukuk fakültesinde kendinizi bulma ihtimaliniz olur. En sona doğru gidelim. Siz zaten bunu detaylı şekilde incelersiniz. En sona gittiğimizde bakıyoruz son 3 üniversiteye bakalım. Malta Üniversitesi'ne ücretli kazanan arkadaş 25 kişi almış. Türkçeden 25 net, sosyalden 6,8, matematikten 13,3, ee, yine AYT matematikten 13,3. Tabii ki bunlar ücretli arkadaşlar. Hani benim matematiğim çok iyi değil, hukuka gidebilir miyim? Evet gidersiniz. Ama e, ücretini ödeyerek gidersiniz. bak bakın şöyle son e, İstanbul Bilgi Üniversitesi ücretli matematiği 8 8 net TYT'den yine AYT'den 5 net ama bakın edebiyatı iyiymiş bu arkadaşın. Yine tarihi iyi, coğrafyası iyi. Dediğim gibi güçlü yanlarınızı bileceksiniz. Ona göre hareket edeceksiniz. Burada da yine TYT Türkçesi 28,5'miş. Yani ben size şunu tavsiye edeyim. Hukuk kazanmak isteyen arkadaşlar mümkün mertebe 25'in altına hatta mümkünse 27'in altına Türkçeden hiç düşmemesi lazım. TYT Türkçe 27-30 olması gerekiyor. Matematiğiniz güçlü olacak ama matematiğiniz güçlü değilse yine çaresi var. Tabi yine 15'in 20'nin altına düşmemeye çalışın TYT ve AYT'de. Bu sefer AYT'nin çok iyi olması lazım. Edebiyatın çok güçlü olması lazım. Tarihin daha keza öyle. Coğrafyanın daha keza öyle. Yani böyle az matematikle yapabilir miyim? Yapabilirsiniz ama ücretli ödemeniz yani ücret ödemeniz gerekecek. E, fakat yine de ayetinizin iyi olması lazım. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu konuda size zaten fikir verecektir. Siz daha detaylı incelersiniz. Ben sizin çok fazla vaktinizi almayayım. E, burada istediğiniz üniversitenin istediğiniz e, netlerini görebilirsiniz. Henüz 2000 2019 netleri var. 2019 var. 2020 henüz yüklenmedi sevgili arkadaşlar. Evet videomuz burada sona erdi. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.